zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim. Ve aynı zamanda sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e layık işler yapmaya çalışıyoruz. Spora da o nedenle önem veriyoruz. Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan bu yana herhalde 100 bin üstünde evladımıza spor eğitimi verdik. Gerek yüzme havuzlarımızda, gerek portatif havuzlarımızda, gerek kendi tesislerimizde sanıyorum her yıl 20-25 bini aşan sporcu yetiştirdik. Sporun hani beyni çalıştıran, hem zeki, hem çevik, hem ahlaklı yapmasını sağlayan bir yan olduğu gibi aynı zamanda sağlıkla da ilgili yakın bir ilgisi, ilişkisi var. Bunun yanı sıra toplumları kaynaştıran da bir yanı var sporun. Üçüncü yılın sonunda çok daha iyi bir düzeye geleceğimizi söylemiştik. Rakam rakam, yıl yıl, ay ay ve netice itibarıyla bu yıl o yıl. Ve inşallah 2023'te gelirimiz borcumuzun neredeyse %50, %60 belki %70 üstünde olacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Sporcuya daha yardım, sporculara daha yardım, amatör kulüplerine daha fazla yardım, Adana halkına daha fazla hizmet demektir. Biz spor dostuyuz. Gerçekten Adana'yı ben arkadaşlarımın hepsine kutluyorum. Adana'yı bir spor, bir sporcu, bir sağlıklı, bir dirençli kent haline getirmek noktasında bütün ekibimiz üstüne düşeni yapıyor. Sizin için yapmaya da yardımcı. Unutmayalım ki bu ülkenin iyi olan her harcının temelini atan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'tür. Unutmayalım ki uygarlığa giden yolda attığı her temel, atılan her temel Mustafa Kemal Atatürk'ün temelidir. Aydınlığa, uygarlığa, adalete, eşitliğe, insan haklarına, Türkiye'de yaşayan her kesimin, her kesimin eşit haklara kavuşmasını savunan bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan asla ayrılmayacağız arkadaşlar. Asla ayrılmayacağız. Öğretmenlerimizi sahneye davet edelim. Muhteşem bir...